Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, ikinci haftanın ikinci gününün ikinci testindeyiz. 222 dedik yani senin anlayacağın. Bu hafta biliyorsunuz ki dün arkadaşlarım çözümleme işledik. Bugün sevgili arkadaşlarım asal sayıları işledik. Daha sonrasında da asal sayıların şimdi testini çözeceğiz. Biliyorsunuz asal sayılarla alakalı biraz pekiştirme yapacağız testi çözdükten sonra. Fakat şunu da unutmuyorsunuz. Mutlaka ama mutlaka sevgili arkadaşlarım bu hafta işlediğimiz konularında ödevlerini geciktirmeden vakti zamanında yapacaksın. Senden tek ricam bu. Bu haftayı da atlatırsak konular biraz daha derinleşiyor. Aklında bulunsun. Sevmeyin hoca dediydi dersin daha sonrasında pişman olmak için dediklerimi harfiyen günü gününe ve zamanında yapman şart. Evet. Dilerseniz sevgili arkadaşlarım geçelim testimize. Arkadaşlar x, y, z birbirinden farklı asal rakamlar olmak üzere denilmiş. Z çarpı x artı y sayısı tektir demiş. Bakın arkadaşlar. Asal rakamlar deniliyor. Asal sayılar denmiyor. Buna dikkat. Z çarpı x artı y sayısı neymiş? Tekmiş. Şimdi biz z çarpı x artı y'den bahsediyoruz. Bunun sonucunun tek olabilmesi için ayrı ayrı çarpanlarının da ne olması gerekiyor tabii ki? Hocam tek olması gerekiyor. Tek kere tek tek yapar. Şimdi ben buradaki z'nin tek bir asal olduğunu biliyorum. İçeride iki tane asal rakamın toplamı da tekse o zaman şöyle şu şart, bir tanesi çift olacak, bir tanesi tek olacak. X ile Y'den bir tanesi tek, bir tanesi çift. Peki şimdi, güzel. Asal rakamlarımız hangileri? Hocam, 2 var bildiğimiz, 3 var, 5 var, hocam bir de 7 var. Başka asal rakam yok. Şimdi, biz burada Z'nin sevgili arkadaşlarım, bu 4 tanesinden bir tanesi değil, şuradaki 3 tanesinden bir tanesi olabileceğini biliyoruz. Şimdi bakın z'yi yazdım, x artı y'yi de yazdım. Z için olabilecek durumlar z3 olabilir. Tamam, z3 olabilir. Z3 olmuşken bir de birbirinden farklıydı bunlar, unutmayın. 3'ü bir daha kullanamayacağım yani. X2, y5 olabilir. X2, y7 olabilir. Tamam. Daha sonrasında x'i 2 seçmiştik ya, bu sefer 5'e 2 ve 7'ye 2 olabilir. Şimdi x çarpı y'nin alabileceği değerlerin toplamı sorulmuştu ya. Biz burada 2 ve 5 iken x çarpı y 10 olur. Burası 14 olur. Burası 10'dur ve burası 14'tür. Şimdi alabileceği değerler neler? Bir 10 var, bir de 14 var. 10 ve 14, alttaki 10 ve 14 de aynı olduğu için bir daha saymıyorum ben onları, tamam mı? E güzel. Bizim bu z değerimiz başka ne olabilir? 3'ü seçtik ya. Şimdi bir de 5'i seçeceğiz. 5'i bir daha kullanamayacağım bu sefer. Olsun. Burayı 2 seçerim. Burayı 3 seçerim. Veyahut bunu 2 seçerken bunu 7 seçebilirim. Bunu 3, bunu 2 ve bunu 7, bunu 2 seçebilirim. Ve x çarpı y'nin alabileceği diğer değerlerde 2 kere 3'ten 6, 2 kere 7'den 14, 2 kere 3'ten 6 ve 2 kere 7'den 14. Burada arkadaşlarım 14'ü zaten yukarıda saydığımız için bir daha saymıyorum tekrardan. Farklı olarak ne geldi? 6 geldi. Güzel. Ben bu z çarpı x artı y'yi çok sevdim. Onu kenara da yapıştırayım şöyle bir daha. Gelin arkadaşlar bir de 3'ü 5'i seçtik. Z 7 olsun bu sefer. Bu sefer de x yine 2 iken y bu sefer 3 olabilir. 2 iken 5 olabilir. 3 iken 2 ve 5 iken 2 olabilir. Burada 2 kere 3'ten 6, 2 kere 5'ten 10. Burası da 6, burası da 10 hocam. Ama sen hoca 10'u ve 6'yı zaten burada saymıştın. Dolayısıyla bir daha saymana lüzum yok. Doğru. Benim o zaman birbirinden farklı alabileceği, x çarpı y'nin alabileceği değerleri benim 10, 14 ve 6 olarak bulmam gerekiyordu ki buldum zaten. Bunların toplamı sorulmuş. Bunların toplamı tabii ki C seçeneği yapar arkadaşlar. Doğru cevabımız da buydu. Gençler devam ediyorum ikinci sorumla. X ve Y aralarında asal demiş bize. Tamam. 2X artı Y'nin 5X eksi 5Y'ye oranı 24 bölü 36 olduğuna göre. X artı Y farkı soruluyor bize. Tamam. X artı Y farkı soruluyor. Şimdi öncelikle
X ile Y'nin aralarında asal olduğunu biliyoruz. Şunları bir güzel sadeleştirelim mi sizde? Bakın örnek veriyorum, şunu 4'e bölerseniz 6 gelir. Bunu 4'e bölerseniz 9. Bunu 3'e böldünüz 2. Bunu 3'e böldünüz 3 geldi. Yani aslına bakarsanız 2X artı Y bölü 5X eksi 5Y dediğimiz ifade 2 bölü 3'ün ta kendisiymiş. Gelin burada biz içler dışlar çarpımına yönelelim. 3 kere 2x 6x yapar. 3 kere y 3y yapar. Eşittir. 2 kere 5x 10x yapar. 2 kere eksi 5y de eksi 10y yapar arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii doğal olarak bunları aklınızdan çıkarmayın. X'ler bir tarafa, y'ler bir tarafa yapacağız. Yapalım. 6x'i bu tarafa atarsanız burası 4x gelir. Eksi 10y'yi bir diğer tarafa atarsanız 13y gelecektir. Şimdi x ile y aralarında asaldı ya. Eğer buradaki katsayıları da aralarında asalsa hiç üşenmeyin. Daha doğrusu hiç şey yapmayın, merak etmeyin. Hemen yapıştırın. Yanlış çıkmaz. Y 4'tür. X de 13'tür arkadaşlar. X artı y farkı toplamı sorulmuştu. X artı y toplamı sorulmuştu. Kusura bakmayın. 13 artı 4'ten ne gelir? 17 gelir ve ikinci sorumuzun cevabı da böylelikle Ceyhan seçeneği olur gençler. Üçüncü soru. Bir tanımla başlıyor. Bu tanımda demiş ki bize, iki basamaklı AB sayısı asal sayıyken BA sayısı da eğer asal sayıysa AB iki basamaklı sayısına simetrik asal denir. Buna göre AB simetrik asal sayısı için A kere B çarpımı hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi 7 zaten asal ya. 7'nin asal çarpanları, 7'nin çarpanları 1 ve 7'dir. Dolayısıyla 17 ve 71'i düşüneceğiz. 17 bir asal, ters çevirdim 71 bir asal. Dolayısıyla 1 kere 7'den bunların rakamları çarpımı 7 olabilir, olamaz diye sorulmuştu. Cevap A değil. Geçtim 3'e. 3 de yine asal olduğu için şanslıyız. 1 ile 3'tür. Dolayısıyla 13'ü ve 31'i düşüneceğiz. 13 asalken tersi olan 31 de asal. Simetrik asal yani bunlar. Ve bunların rakamları çarpımı bize 3'ü verir. Dolayısıyla B de olur. 21'i düşünüyoruz. 3 kere 7'dir. 37'yi ve 7 kere 73'ü düşünelim. 37 ve 73. 37 asal, tersi olan 73 de asal. Rakamları çarpımı da 21. Bu da olabilir. 63'ü düşünüyoruz şimdi. 63 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlarım, iki tane rakamın çarpımı olacaksa bunlar 7 ve 9'dur. 7 kere 9. Şimdi 79 bir asal, 97 bir asal. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, yine simetrik asaldır ve rakamları çarpımı 63 olduğu için bu da olur diyeceğiz. 35'e geçtik. 35 için de 5 kere 7 olduğunu biliyoruz. 57 ve 75. 57 3 kere 19'dur. 75 de 5 kere 15 yapar. 3 kere 25 yapar. Olur yani. Yani asal değil, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne olacakmış? Edirne seçeneği olacakmış gençler. Dördüncü sorumuza geçmeden önce de sevgili arkadaşlarım, ikinci sorumuzun cevabını şurayı C diye düzeltmenizi rica ediyorum. Dördüncü sorumu çözüyorum şimdi. Arkadaşlar dördüncü soruda A, B, C birbirinden farklı asal sayı olmak üzere denilmiş bize. Birbirinden farklı asal bunlar. C çarpı A eksi B ve B çarpı A eksi C. Kaçmış arkadaşlar? Biri 30, öteki 56. Ve burada C'nin ve B'nin asal olduğunu biliyorum ya. A eksi B ve A eksi C'de ne olmak zorunda? Tabii ki arkadaşlarım pozitif olmak zorunda. Yani A B'den büyük ve A C'den de büyük olacak. Tamam. Peki. Şimdi geçelim sorumuzu düşünmeye. Arkadaşlar bir kere C çarpı A eksi B var. Yani iki tane çarpan var. Çarpma 30. Burada sevgili arkadaşlarım, C'nin ben asal sayı olduğunu bildiğimden 30'u öyle güzel çarpanlarına ayırmam gerekiyor ki. Mesela C çarpı A eksi B diyoruz ya. Eşittir 30 da hani. Heh. C burada arkadaşlarım bak, 2 asaldır. 2 çarpı A eksi B biçiminde yazabilirim. Eşittir 30. 2 kere 15 yani. Pekala. Başka 3 kere 10. 3 kere A eksi B olabilir. Eşittir 30. Bir de 5 kere 6. Dolayısıyla 5 çarpı A eksi B yine 30'a eşit olmuş olabilir. Bu 1. 2 ne hocam? Şu. Bir de aşağıda B çarpı A eksi C var. Bu da kaçtı? 56 idi. Şimdi
B değerleri neler olabilir? Asal da o da çünkü. 2 olabilir hocam. 2 kere 28 sonuçta 56 yapar. Tamam. Başka? Hocam bir de 7 olur. 7 kere 8. 7 çarpı A eksi C eşittir 56 dedim. Peki güzel. Şimdi sıra şunda arkadaşlarım. B'nin için kaç tane değer var? 2 veya 7. Şimdi ben diyeceğim ki hocam şurası, ben şunu şöyle aşağı indireyim biraz. Hocam şu kısım 2 çarpı A eksi 2 olabilir. Yalnız şöyle bir durum var. Farklı demişti. E farklıysa C 2 iken B nasıl 2 olsun? Olamaz. Demek ki C 2 iken B 7 olabilir. 2 çarpı A eksi 7 eşittir 30. 2 kere kaç 30 yapıyordu? 15. 15 için burasının kaç olması lazım? 22. 22'den 7'yi çıkardım. 15, 15 kere 2, 30. Çok güzel hocam, sağladı ama süresi sağlamayan bir durum var. A 22 dedik ya. 22 asal değil. O zaman cortladı. Bu kısım bitti arkadaşlar. O halde ben neyi düşüneceğim? Hemen şuraya bakacağım. 3 çarpı. Şimdi C 3 iken B 2 olabilir. Dolayısıyla da A eksi 2 dediğim eşittir 30 dedim. Buranın 10 olması için A'nın 12 olması lazım. Asal değil. Demek ki C 3 iken A 7 olabilir diyeceğiz. A eksi 7 eşittir 30. 3 kere 10 30'du. Demek ki A'nın kaç olması gerekiyor? 17 olması gerekiyor. Aha da bulduk. A 17 asal. C 3 asal. B de 7 asal. Bunların toplamı da 3, 17 ve 7. Toplarsanız da 27 yapar ama cevap anahtarı B diyor. Şimdi ne gibi bir sıkıntı var? Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlarım. Biz şimdi A'yı 17 bulduk ya. Bak A'yı şurada 17 bulduk değil mi? C'yi kaç bulmuştuk biz burada? C'yi de 3 demiştik. 17'den 3'ü çıkardınız. Ne geldi? 14 geldi hocam. Peki B kaçtı? Hocam B'yi de 7 bulmuştuk. Peki 7 kere 14 56 yapıyor mu? Yapmıyor. Demek ki burası komple gitti artık. Ha bir de 5'i unuttuk. Dur, şurası gitti komple. Peki ya C5 ise? C5 ise ve B2 ise? 5 çarpı A eksi 2 eşittir 30 dedik. 5 kere kaç 30 yapar? Hocam 6. 6 olması için buranın ne, buraya ne lazım? 8. Bu da yemedi. 5 kere A eksi 7 eşittir ne olması gerekiyor? 30. 5 kere kaç 30 yapar? 6. Buranın 6 olması için A'nın kaç olması gerekiyor? 13. Bak asal. 5'te, 13'te, 7'de asal. Şimdi ABC için A'yı kaç kabul ettik? 13. B'yi kaç kabul ettik? 7. C'yi kaç kabul ettik? 5. Peki alttakini sağlıyor mu? Şimdi ona bakalım. B 7 idi. 7 çarpı A 13. C de 5. 7 kere 8. 56'yı sağlıyor. Mis. O zaman arkadaşlarım, gerçekten A, B, C değerleri 13, 7 ve 5'miş. İşte bunların da toplamı bize 25'i verir. Doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktı. 5. sorumuzda sevgili arkadaşlarım, ufak bir hatırlatma yapacağım sizlere. Burası 2A eksi 2B eksi 2C. Bir dizgi hatamız olmuş arkadaşlar, affola. A, B, C birer asal sayıdır. A sayısı 23 bölü 2B eksi C'ye eşit olduğuna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu bir tam sayının karesi olabilir diye sorulmuş. Bir kere arkadaşlar 23 nasıl bir sayı? Asal bir sayı. Ve eğer A sayısı da asal ise sağdaki asalın soldaki asala eşit olabilmesi için tek şart şunun 1 olması. Çünkü asal bölü 1 ancak asala eşit olacak. Ve arkadaşlarım asalın zaten 1'den başka bir böleni de olmayacak. Çünkü sadece kendisi var. Eğer asalı kendisine bölmüş olsaydık sol taraf 1 çıkardı, asal olmazdı. Demek ki arkadaşlarım burada A asalı 23'e eşit. A kesinlikle 23 bir kere. Daha sonrasında 2B eksi C'nin ne olması gerekiyor dedik? 1. 2B eksi C 1 ise arkadaşlarım burada birbirinden farklı sayılar bulabiliriz. Mesela B'yi 2, C'yi 3 seçtiğimiz takdirde ikisi de asaldır. 2 kere 2 4, eksi 3'den 1 gelir. Şimdi B'yi 2, C'yi de 3 seçeceğiz dedik. Şimdi yerlerine yazalım. A 23, B 2, C de 3. Toplarsanız 28 gelir. 28 bir tam sayının karesi değildir. 2A 46 yapar. Eksi 2B, 2B 4 yapar arkadaşlarım. Eksi 2C'de, bakın 2C demiştik, 6 yapar. 46 eksi 4 42, bundan 6 daha çıkarırsam 36 yapar ki 36 bir tam sayının karesidir. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam edelim 6. sorumuzda. A, B, C, D ve E
pozitif tam sayılarla ilgili sayılarının hiçbirinin pozitif tam bölen sayısı 2 değildir. Şimdi bu ne demek? Pozitif tam bölen sayısı 2 olan sayılar asal sayılardı. Demek ki burada pozitif tam bölen sayısı 2 değilse bu sayılar asal değildir diyeceğiz. Şimdi ne dedik? Bu sayıların hiçbiri, bu 5 tane sayının hiçbiri asal değil. Bu sayılardan seçilen herhangi iki sayı aralarında asaldır. Herhangi iki sayı seçtiğimiz takdirde bu sayılar aralarında asal olacakmış. A, B, C, D en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi A, B, C, D ve E'yi yazdım. Toplamları en az kaçtır diye sorulduğuna göre ben A'yı 1 seçmemde bir mahsur yoktur herhalde. Çünkü zaten bunların hiçbiri asal değildi. Şimdi B sayısına geçtim. 2 ve 3 olamayacak. 2 ve 3 olamadığı için, çünkü asal bunlar, ben burada 4'ü seçebilirim. Böylelikle 1 ile 4 de aralarında asal olmak zorundalar. Şimdi B'yi ben çift seçtiğim için artık B ile A, B ile C, B ile D ve B ile E de aralarında asal olacaklarından arkadaşlarım, C, D, E'yi çift sayı seçemem. Eğer bunlardan herhangi bir tanesini çift sayı seçersem nasıl gibi bir sorunla karşılaşırız? B ile örnek veriyorum. D'yi çift seçtim. İkisi çift olduğu için aralarında asal olmazlar. Çünkü 2'ye tam bölünürler. Dolayısıyla C, D'nin %100 ihtimalle tek sayı olduğunu biliyorum artık. Bunları tek sayı seçeceğim. Peki 1'i ve 4'ü seçtik. 5'i seçemem asal, 6'yı seçemem çift, 7'yi seçemem asal, 8'i seçemem çift ama 9'u seçebilirim. Tamam. Ve sevgili arkadaşlarım artık bu da 3'ün katı olduğunu bildiğimiz için artık D ve E'yi hem çift seçemem hem 3'ün katı seçemem arkadaşlarım. Hem çift olmayacak hem 3'ün katı olmayacak. Peki 1, 4, 9'u seçtik. Devamında neyi seçebilirim? Tek tek düşünelim mi? Asallar dahil, çiftler dahil, 3'ün katları dahil. Yoksa bir düzen bulduk mu? Bence bir düzen bulduk. Eğer ki bu 5 sayı hiçbir asal olmamasına rağmen her biri ikişerli olarak aralarında asalsa, bak burada 1'in karesini almış adam, bak burada 2'nin karesi, burada 3'ün karesi, o zaman sıradaki asalımızın karesi 5'in karesi 25. Bir diğer asalımız 7, 7'nin karesi 49. Demek ki bunları seçersek arkadaşlarım ne olacakmış? Bu sayılardan seçilen herhangi iki sayı aralarında asal olacak ve sayılardan hiçbiri de asal olmayacak. Çok güzel. İşte bunların toplamları sorulmuş. Çok şık ve çok kaliteli bir soru arkadaşlar. 1, 4 daha 5, 25 daha 30. 39 yaptı. 39, 49 daha kaç yapar arkadaşlar? Tabii ki 88 yapar ve cevabımız da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve devam ediyorum 7. sorumla. A-5 ve 2B-A sayıları aralarında asaldır. A-5 ile 2B-A'nın çarpımının da 28 olduğu bilgisi verilmiş. Bakın A-5 ve 2B-A, A-5 ve 2B-A aralarında asal iki sayının çarpımı 28 olacak. Peki A-5'i yazdım. 2B-A'yı yazdım. Eşittir 28 dedik. B'nin maksimum değeri soruluyor. B maksimum olsun istiyor. Tamam mı? Peki B'yi maksimum nasıl elde edebilirim? Bu iki sayı da birbiriyle aralarında asal olacak şekilde. Şimdi birazcık düşünelim isterseniz. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, aralarında asal 2 çarpan bulacağız 28 için. Mesela ben A-5'i burada 1 seçsem arkadaşlar, 2B-A'yı 28 seçebilirim ve böylelikle 1 ile 28 aralarında asal olurlar. A-5'i neden bunu 28 seçtim? Çünkü B'nin çok çıkması gerekiyordu o yüzden. A-5 1 ise o zaman A6'dır arkadaşlarım. Ve 2B-6 eğer 28'e eşit olacaksa 2B eşittir. -6'yı karşıya atarsam 34 gelecektir. Ve B de buradan kaç gelir? 17. Bu da bizim B'mizin maksimum değeridir diyebiliriz. Doğru cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiş. Devam ediyorum. Bir diğer sayfamda bir diğer sorum 8. sorumla. Birden büyük asal olmayan bir tam sayının rakamlarının toplamı sayı asal çarpanlarına ayrılarak yazıldığında bu yazılışta bulunan tüm asal çarpanlarının rakamlarının toplamına eşit oluyorsa bu tür sayılara simit sayısı denir. Nasıl yani? Şöyle 666 sayısını düşünün arkadaşlar. 666 sayısı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 37'ymiş. Peki
6 artı 6 artı 6 yani sayının rakamları toplamı kaç? 18. Peki bu yazılışta kullanılan tüm asallar 2, 3, 3, 3 ve 7. Bakın 2, 3 tüm rakamlar diyelim. 2, 3, 3, 3, 7. Toplam 18 ediyor mu? Ediyor. O zaman 666 bir simit sayısıdır. Bu tanım ve örneğe göre hangisi bir simit sayısıdır diye sormuş. Bir kere 21'in rakamları toplamı 3. Peki bu 21'in asal çarpanları ne? 3 kere 7 değil mi? 3 ile 7'nin toplamı 10. 3 10'a eşit mi? Değil. Gitti. 24'ün rakamları toplamı 6. Ve 24 arkadaşlarım 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'tür. 8 kere 3. Peki bunların toplamı kaçtır? Hocam 9'dur. Peki 6 9'a eşit mi? Değil tabii ki. Dolayısıyla bu da gitti. 27'nin rakamları toplamı 9. Ve arkadaşlarım 27 3 çarpı 3 çarpı 3'tür. Bunların toplamı da 9 olduğu için ve 9 9'a eşit olduğu için 27 bir simit sayısıdır. Cevap da Ceyhan'dır deriz. Evet, devam ediyorum 9'da. N doğal sayı olmak üzere 2 üzeri 2n, bakın 2'nin kuvveti de 2'nin kuvveti olacak, artı 1 biçiminde yazılabilen sayılara, asal sayılara Fermat asalı denir. Hangisi bir Fermat asalı değildir diye sorulmuş. Şimdi 3 dediğimiz sayıyı 2 üzeri 2 üzeri 0, 2 üzeri 2 üzeri 1 demeyelim. 2 üzeri 2 üzeri 3 oluyor mu? Bir dursun. 5'e bakalım. 2 üzeri 2 üzeri 1 artı 1. Bakın Fermat asalı yazdık. 17 dediğimiz sayı 2 üzeri 2'nin karesi artı 1. 16 artı 1 17 yapar. 2 üzeri 256'yı düşünelim. 2 üzeri 8'dir. Yani 2'nin küpü artı 1. Yani bu da oluyor Fermat asalı. Buraya bakıyoruz. 2 üzeri sevgili arkadaşlarım. 128'i düşünüyoruz hemen. 7. Şimdi 2 üzeri bir şey artı 1. Şurası 7 yapar mı? Yapmaz. 2'nin kuvveti değil. 3'ü de düşünelim. 2 üzeri dedim. 2 üzeri. Şimdi 1'i düşüneceğiz, tamam mı? 1 olması için 2 üzeri 0 desem artı 1 desem. Bakın şurası kaç oldu 2 üzeri 0? 2'nin kuvveti değil mi? 2'nin 0'ıncı kuvveti 1. 2 üzeri 1, 2 artı 1'den 3 gelir. Yani bu da oluyor. Demek ki cevap neymiş? Edirne seçeneğiymiş dedik. Adana seçeneğini ilk başta göremediğim için bir duralım. B, C, D'ye bir bakalım dedim. Cevabımız Edirne'ymiş arkadaşlar. Ve devam ediyorum 10. soruyla. K pozitif tam sayı olmak üzere 4K artı 1 biçiminde yazılabilen asal sayılara Hilbert asalı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hilbert asalıdır? Şimdi 4K artı 1 biçiminde yazılacak. Yani 4'ün katından bir fazla olacak, tamam mı? 11 4'ün katından bir fazla değildir. 31 4'ün katından bir fazla değildir. 4'ün katından 3 fazladır. 22 4'ün katından 3 fazladır. 37 4'ün katı yani 36'dan bir fazladır. Ve 4 kere 9 artı 1'dir. Dolayısıyla cevap Denizli. Edirne ise yine 4'ün katından 3 fazla olan bir sayıdır. Dolayısıyla bu da cevap değildir. Cevabımız Denizli seçeneği olacaktı. Ve sevgili arkadaşlarım, devam ediyorum 11. sorumla. Aralarındaki fark 2 olan asal sayıya ikiz asal sayılar denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ikiz iki asal sayının toplamı olamaz diye sorulmuş. Şimdi aralarındaki fark 2 olacak ya, P1 asal olsun. P artı 2 de sevgili arkadaşlarım eğer asal ise bunların toplamı olamaz diye sorulmuş. İkisinin toplamı 2P artı 2 yapacaktır. Yani sevgili arkadaşlarım, ben şıkların her birinden şuradaki 2'yi çıkarırsam 202, 102, 82, 34 ve 22. Ve daha sonrasında 2'den kurtuldum ya, 2'ye bölersem P asalı kalmış olması gerekiyor elimde. 2'ye böldüm 101, 2'ye böldüm 51, 2'ye böldüm 41, 2'ye böldüm 17 ve 2'ye böldüm 11. Diğer asallar da 2 fazlaları olacak. Yani P'ye P artı 2 dedik ya, 2 fazlası nedir? 103, 53, 43, 19 ve 13. Bakın arkadaşlarım, asal asal. O zaman 204 ikiz asal. 41, 43 olur. 17, 19 olur. 11, 13 olur ama
51'e 53 olmaz çünkü 53 asal iken 51 asal değildir. Çünkü 51 dediğimiz sayı 3 ile 17'nin çarpımının ta kendisidir. Dolayısıyla cevabımız da Bursa seçeneği olacaktı. Bir ABC 3 basamaklı sayısının rakamlarından herhangi biri silindiğinde kalan iki rakamın soldan sağa doğru oluşturduğu iki basamaklı sayı da asal sayı oluyorsa böyle 3 basamaklı sayılara asal denir. Örneğin 197 sayısını düşünelim. 1'i sildim 97 asal, 9'u sildim 17 asal, 7'yi sildim 19 asal. Dolayısıyla bu 197 sayısı asasaldır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi asal bir sayı değildir diye sorulmuş bize. Şimdi 1'i sildim 37 asal, 3'ü sildim 17 asal, 7'yi sildim 13 asal. Dolayısıyla asasaldır. 4'ü sildim 31 asal, 3'ü sildim 41 asal, 1'i sildim 43 asal. 1'i sildim 73 asal, 7'yi sildim 13 o da asal, 3'ü sildim 17 okey, 7'yi sildim 19, 1'i sildim 79, 9'u sildim 71 asal. O halde cevap Edirne'ymiş, bakalım neden? 9'u sildik 71 asal, 1'i sildim 97 asal, 7'yi sildim 91 asal değil. 91 genelde de karıştırılır, 7 kere 13'tür arkadaşlarım 91. Gördüğünüz üzere iki tane daha asal çarpanı varken kendisi bir asal olamaz zaten. Cevabımız Edirne'ydi ve devam ediyoruz 13. sorumuzda. A bir asal sayı ve arkadaşlarım A 2 üzeri 4 B eksi 7'ye eşit olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Bir kere A asalsa bakın buradaki 2'ye eşit olmak zorunda. Yani A 2 ve buradaki 2'ye eşitse üstü nedir bunun? 1'dir. Yani 4 B eksi 7'nin ne olması gerekiyor? 1. Yani 4B eşittir ne olacak? 8. O zaman B kaçtır arkadaşlarım? 2'dir. Bizden 2 ile 2'nin toplamı istenmiş. Doğru cevabımız Bursa seçeneği olacaktı diyebiliriz. Evet gençler, asal sayıların testini de bitirdik. Bu testte 2-3 tane hata vardı. Bu hatalar için kusura bakmayın arkadaşlarım. En kısa sürede düzeltilecek. Yeni baskı satın alanlar için en kısa sürede düzeltilecek. Tekrardan kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Gözümüzden çok büyük kaçmış. Arkadaşlarım bir diğer konumuz, yarın ne işleyeceğiz? Bölen sayıları işleyeceğiz ve bölen sayılarından sonra da sevgili arkadaşlarım testini ve daha sonrasında faktöriyel ve faktöriyel testini işleyeceğiz bu hafta. Bu hafta senin ödevin yoğun olacak, aklında bulunsun. Sonraki videolarda ve sonraki konuda görüşürüz. Kendine dikkat et, hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.